Hatırlamıyorum yani. Hatırlamıyorsun. Yok, bilmiyorum. Alkışlar Davut Bey'e. Hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Davut Bey hoş geldin. Ha buyurun. Özür dilerim. Davut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Serpil Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Ne iş yapıyorsunuz Davut Bey? Ben emekliyim, memur emeklisiyim. 25 yıllık kadar idarecilik yaptım, emekli oldum. Daha sonra da zeytin işi yapıyorum. Toptan zeytin işi, pazarlama yapıyorum. Geçen sezon buradaymışsınız, ben sizi hatırlamıyorum. Siz, biz aynı locada oturduk mu? Hayır, oturmadık. Ben Nisan gibi gelmiştim geçen sezon. Ha, evet, Haziran'da, ben Şubat'ta gitmiştim. Demek evet. Benden sonra gelmiş, evet. Daha önce evlendiniz. Tabii bir evlilik yaptım. Çocuğunuz var mı? Üç tane, evet. İki oğlum, bir kızım var. Yaşları kaç? Oğlum 28 yaşında evli. Yurt dışında. Kızım evli. Diğer oğlum da annesinin yanında. O da 29 yaşında. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır hayır. Samsun merkezde yaşıyorum. Samsun merkez. Evet. Anladım. Ben sizi çok evvelden izlemiştim. Bu dönem işlerimden dolayı pek fırsat bulamadım. Zaman zaman izliyordum. Sezonda şu anda zeytin sezonu zaten. Evet. Fazla da zamanım yoktu. Ben sadece Serpil Hanım sizin için geldim Samsun'dan buraya. Eğer izniniz olursa sizi tanımak istiyorum. Sizin de beni tanımanızı istiyorum yani, rica ediyorum. Özür dilerim, yaşınızı kaçırdım ben. Kaç demiştiniz? Ben 53 yaşındayım. 53 yaşındasınız. Evet. Babamla aralarında 5 yaş var. Bunun üzerine ne diyeyim bilemedim. Şöyle ama tabii yani bilmiyorum, fazla takıntınız var mı da tabii iki resim bir arada nasıl durur, o da önemli tabii yani. Yani en fazla düşündüğüm, en fazla 42'ye kadar kriterimde bunu belirtmiştim. En fazla 42'ye kadar. Açıkçası şu peki, anda bu yaş ne diyeceğimi farkına bilmiyorum. Rağmen niye gelme cesaretini gösterdi? Yani şey olarak yaşım evet inkar edilmeyecek durumda ama her zaman ben iki resim bir araya koyarım, cesareti kendimden, o yönden alıyorum yani. Pek bir de Serpil'in aşırı duygusallığı, sevgi açlığı konusu da var mı devrede? Tabii ki bende de o olduğu için yani sanki bir şeyleri paylaşırız düşüncesiyle de en çok geldim yani. Kimin yorumunu istiyorsun Serpil? Mehveş Hanım'ın. Mikrofon. Bir de Şendoğan abinin istiyorum. Önce ben mi? Evet, buyurun Şendoğan. Sebacığım senden de istiyorum. Bardağın dolu tarafına baktığım zaman olumsuz kesinlikle. Boş tarafını siz doldurabilirseniz ona yorum yapmayacağım. Çok teşekkür ederim Şendoğan abicim. Mehveş. Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Ben de Samsunluyum bu arada. Evet, merhaba. Serpil'cim ben çok uygun olduğunuzu düşünmüyorum aslında. Samsunlar çok iyilerdir gerçekten ama hani Serpil'in bir takım kriterlerine çok uygun olacağınızı da düşünmüyorum açıkçası. Paravan açıldığında karar tabii ki en nihayetinde sizin olacak. Çok teşekkür ederim Mehveş'cim. Bence hiç görüşmeyin. Yani karavan açılmasın. Çünkü karavan benim açılmasın. Arkadaşım çok duygusal. Onun için sizin çocuğunuzla Serpil'in arasında sadece 9 yaş fark var. Hiç yani gerek görmüyorum siz böyle bir şey. Siz şimdi pardon yapmanızı. Bir dakika. Sanki o hiç evlenmemiş. Tamam, kabul çocuğu ediyorum. Bile yok. Bir Seba dakika. Hanım, Seba Hanım siz de Hakan Bey'e talipsiniz. Hakan'ın çocuğu yok ama. Seba Hanım. Her şeyi Hakan'a bulaştırıyor. Aynı zamanda ben Davut Bey'e öncelikle katılıyorum. Öncelikle Hakan'ın çocuğu yok. Bir saniye Seba, bir saniye. Cevabını vereyim Umut. Her şeyi Hakan'ı araya sokmayın ya. Bir saniye. Sen şimdi yanlış konuştun.
Hayır şimdi ben sanki pardon şunu anlayamadım. İzin verir misiniz? Sanki lise 1'e giden bir öğrenciye talip olmuş edası yapıyorsunuz da. Çok önemli değil. Açılmasın yani. Paraman açılmasın da. Yani her şeyde ben bundan sonra hiç konuşmayacağım. Vallahi konuşmayacağım. Esra Hanım. Hiç konuşmayacağım. Esra bir de bence paravan açtırın çünkü Davut abi ben geçen seneden tanıyorum. Zaten paravan açıldım. İtalyanlara benziyor kendisi. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes yani sempatik, sempatik, karizmatik. Şöyle bir şey yani yaş farkı bence bu kadar önemli olmamalı. Umut'cum çok özür diliyorum. Şöyle bir şey var. Herkes düşüncesini söylemekte özgür. Ben Seba'nın yorumuna da asla da dikkate alıyorum ve asla da kızmıyorum. Herkes düşüncesini söylemekte özgür yani. Onun düşüncesi o. Serpil Hanım, ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Eleştiriyi de hepsini kabul ediyorum. Yani olumlu, olumsuz yorumlar herkesin düşüncesinde özgürdür. Tabii yani. Tabii ki bunu saygı söyleyebilir. Duyuyorum da, yalnız şu var Serpil Hanım Murat, sanki burada o kadar çok büyük bir uçurum varmış gibi bu düşünce tarzından yaklaştıkları için arkadaşlar... Serpil abla, bir şey daha söyleyebilir miyim? Kusura bakma. Rica ederim. Yaş kriterin neydi senin? En fazla 42. Şey kaç yaşındaydı Hakan Bey? 46. Demek ki yaş o kadar önemli olmuyormuş. Çok özür diliyorum Umut'cum. Gerçekten çok özür diliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Umut, buna bir cevap verebilir miyim? Yani her şey dediğiniz gibi, az önce Seba'nın dediği gibi her şeyi Hakan'a bağlamasak çok iyi olur. Yani şu anda hayır, şu anda benim buraya talibim gelmiş ve ben o kişiyle ilgili görüşülmesini, konuşulmasını istiyorum. Lütfen rica ediyorum her konuda Hakan'a bağlamayın. Loca'da her bir şey konuşulduğunda mutlaka yani Hakan'a olay bağlanıyor. Lütfen rica ediyorum. Demek istediğim ne biliyor musun? Demek istediğim birini beğeniyorsunuz. Yaş önemli değil. Ben onu sevdiğim için kıskanıyorlar. Seba ne oldu bir sen? Ne? Yok, ne dedi anlamadım. Onu kıskanıyorsunuz. Neyi kıskanıyor? Kıskanıyorlar sanki. Her şeyi Hakan'a bağlıyorlar. Her şeyi Hakan'a bağlamıyor mu? Geçti gitti bitti yani. Tamam orası o konu kapandı. Hakan'la lütfen ben de aynı tepki gösteriyorum. Hakan lütfen rica ediyorum. Şimdi siz demek ki birini beğeniyorsunuz değil mi? Demek ki yaş önemli olmuyor. Onu demek istiyorum size. Ben Yunus Emre. Bence yanlış anlamayın tabii şimdi neyse odur. Şimdi Umut'u ben katılıyorum zaten Seba'dan bir şey dedi. Doğru söylüyor. Sen de kendin 20 yaş sizin aranızda var. Hem bunlar ne için değmek istiyorum? Bu sizinki de olumsuz zaten garanti. Yanlış anlamayın. Şimdi bir şey söyleyecektin. Tabii ki tamam yaşı bir şey demiyoruz yani ama insana bir şans verilir, bir görülür, okeyler veya olur veya olumsuz ama hani karşımızda yani belli bir yaşa gelmiş kendi yani bayağı bir mütevazi insan var. Tepkiler bunlar yani bence çok kırıcı. Orada o aynı kriterlerde genç birisi olsa çok iyi de bu yaşta gelince kötü mü? Hayır ben bence. Esra Hanım, hayır şey Ali'cim zaten kötü demiyoruz ki ama yani. Baksanıza yani kimden yorum istediyseniz resmen beyefendiye hakaret gibi oldu yani bu çok yanlış. Hayır canım kimsenin hakaret ettiği yok. Bu insanı yani kaç kişi izliyor bizler de tamam Seba, bakarsınız. Seba kendince şey söylemek istedi. O başka bir şey anlatsın. Açık olacak. Ben arkadaşımı tanıyorum. Her gün konuşuyorum. Onun duygusal olduğunu çok biliyorum. O siz beni ne kadar tanıyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Beni ne kadar tanıyorsunuz? Ben sizi tanımıyorum. Sadece diyorum yani ki... Yani öyle bir şansa da sahip olamazsınız zaten. Bir şey söyleyeyim. Esra Hanım size bir şey rica edebilir miyim? Değilsiniz. Tamam. Onun için ben eleştiri yapmıyorum. Vallahi hiç ben de aynı düşünüyorum. Esra Hanım çok özür dilerim. Sizden bir ricam var. Benim buraya gelmeme sıcak bakan, bakmayan, eleştiren arkadaşım oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Normal buran arkadaşlarım oldu. Hepsini kutluyorum. Hepsini seviyorum. Teşekkür ediyorum. Benim sizden ricam eğer format gereği saygısızlık olmaz ise paravanın ben açılmasını istemiyorum. Müsaade istiyorum. Geri dönmek istiyorum. Ancak sizden ricam şu Esra Hanım. Bakın. Sizden istirhamım şu. Şu anda Seba'ya kızıp Serpil'e sırtınızı dönüyorsunuz. Hayır hayır ondan dolayı. O zaman Esra'cığım ben de çok özür diliyorum. Beyefendinin şeyine ben de katılıyorum. O zaman bu söylediği şeye karşılık ben de söylüyorum ki paravan açılmasını istemiyorum. En çok Serpil Hanım beni üzdü. Benim tek ricam şu sizden Esra Hanım. Lütfen ben gittikten sonra bugün şart değil. İzin verir misiniz? Bugün şart değil. O yaş grubunu çok önemsediyen arkadaşlarımıza bunun için Serpil Hanım dahil. Geçtiğimiz dönemlerdeki bir iki resmimi gösterir misiniz kendiler? Ben izninizi istiyorum. Bugün şart değil, onu rica ediyorum. Niye böyle bir gurur yaptınız? Hayır, şöyle bir gurur yaptım. Arkadaşlara saygı duyuyorum. Eleştirilene,
Serpil Hanım'dan dolayı tabii ki ölçü filan şudur bu hepsine saygı. Fakat Serpil Hanım'ın böyle sanki kendimi kullanılmış gibi hissettim. Anlamadım yani nasıl yani? Hayır bir görün bakalım yani bir görün mesela bir konuşalım. Ama zaten Davut Bey zaten paravan açılmadı zaten herkes şu anda Serpil Hanım, paravan açılmadan yorumunu yaptı. Siz ben, de kalkıp bana tepki gösteriyorsunuz. Ben de bu tepkiye karşılık aynı tepkiyi ben de gösteriyorum. Ben de açılmasını istemiyorum. Şurada sevgili izleyicilere sorsam inanıyorum ki çok aşırı bir fiziksel bir uçurum yok aramızda. Ben yani özür diliyorum. İsminizi evet, bilmediğim yok. İçin beyaz saçlı adamdan evet, yorum alabilir miyim? Yani. Konuşmak. Yok evet. Yani. Sizden yorum istiyor. Bu benim buyurun. bu benim neyi soruyorsun? Ne soruyorsun? Yorum istiyorum. Beyaz saçlı adamdan çünkü tanımıyorum. İsmini bilmiyorum. Davut Bey'i biz öncelerden tanıyoruz. Çok karakterli bir beyefendidir. Bence görüşmende fayda var. Çünkü çok hayır. Esra'cığım. Beyefendi vazgeçip dese ki paravan açılsın ben açılmasın istemiyorum. Zaten ben istemiyorum Serpil Hanım siz boşuna yorulmayın. Peki Davut abiyi uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Merci. Buradan geçebilirsin. Ben yazdım kaderi hüznü perişan. Sonu gelmez yine de bitirmez ümitler. Ama yok sabah Cem'in eski şanı. Serine koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü perişan. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yok zaman Cem'in eski şanı. Serine koparılan çiçekler. İnsan kendi kısmetiyle böyle oynuyor. Yani o anda paravan açılsa belki başka bir şey olacak. Sıra Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Ama burada Davut abi hatalı ben onu söyleyeyim. Yani gereksiz bir gurur yaptı gibi geliyor bana. Buyurun. Kimdir o? Benim Esra Hanım. Hah buyurun. Esra Hanım bazı sözler cümleler vardır. Yanlış ifade edersiniz. Çok çok farklı yerlere gider. Şimdi beyefendi de kırılmış olabilir. Bir yönden de onun yönünden bakmamız lazım. Hayır iki taraflı bakarız ama hiç hani umursamayacaktı. Hedefe hani bazen hedefe kilitlenmek lazım. Yol engelleri olabilir. Siz ne istiyorsanız onun karşısına dimdik duracaksınız. Tabii ben katılıyorum size doğru söylüyorsunuz. Peki Hakan ve Filiz'in karar anı kararlarını açıklamak üzere gelecekler. Neredeler? En son cuma günü akşamı görüştük Esra Hanım. Buradan çıktıktan sonra kardeşi de vardı. Burada yok herhalde. Telefon? Telefonda da yok. Evet. Biz kendisiyle görüştük. Sohbetimizde aynı şehirde olmamıza rağmen bazı farklılıklarımız var. O yüzden olumsuz. İnşallah kendisi çok iyi bir insan, evliliğe hazır olan bir insan, kardeşi de çok cici, çok şeker bir insan.